Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Hepinize Kanal 7 ekranlarından, muhabbet kapısından merhaba. Muhabbetlerimi sunuyorum. Güzel, feyizli bir gün diliyorum. Rabbim bereket versin, sağlık, afiyet versin, günahlarımızı affeylesin. Evet, yaklaştı kurban, artık geliyor kurban bayramı. Kurban ve hac şu anda Arafat hazırlıkları yapılıyor. Hacılar hacca, Arafat'a çıkmak üzere hazırlıklarını yapıyorlar. Tavafları yaptılar, umrelerini yaptılar. Şimdi hacca çıkacaklar. Evet, kurbanlar pazarlara geldi, pazarlıklar yapıldı. Eski tabirle kladelendi, işaretlendi. Herkes kurbanını işaretlemiş oldu. Ve bugün inşallah Kur'an ve sünnet ışığında kurban nedir, nasıl kesilir, hangi hayvanlar kurban olur? Kurbanda nelere dikkat etmemiz lazım? Ortaklıklar nasıl olur? Niyet nasıl yapılır? Kurban hayvanı hangi hayvanlardan kurban olur ya da olmaz? Bütün bunları enine boyuna konuşacağız. Hediyelerimizi hemen hatırlatayım. Çok kıymetli hediyelerimiz var. Şifreleri bilen kardeşlerimize Sesli Yasin var. Kabe maketli Kur'an-ı Kerim var ve başörtüsü bilen kardeşlerimize geliyor. İnşallah birbirinden önemli konularla yine karşınızdayız. Telefonla hemen başlayalım. Selamünaleyküm. Sokak röportajım var. Onunla mı başlıyoruz? Peki. Kurban pazarına da gitmişti Nihat. Sanıyorum o da verilecek. Hemen röportajda başlayalım. Selamünaleyküm hocam. Evet, selam. Size bir sualim olacaktı. Tahiyyetül mescid ne demektir? Tahiyyetül mescid. Tahiyye selamlama demektir. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu diye okuduğumuz tahiyyat duası, yani selamlama duası da Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e hediye edilmiş bir duadır. Mescid ise cami, namaz kılınan yer. O zaman mescidi selamlama ne demek? Tahiyyetül mescid namazı. İşte camiye girdiğimiz zaman kıldığımız iki rekat nafile namaz tahiyyetül mescid namazıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her camiye girişinde tahiyyetül mescid namazı kılmıştır. İki rekat. Hanefi mezhebinde kerahat vakitleri varsa bu namaz kılınmaz. O gün kıldığı, o anda kıldığı farz namazın öncesinde kıldığı sünnet tahiyyetül mescid namazı yerine de geçer. Hanefi mezhebi böyle diyor. Ama Şafiilerde kerahat vakti geniş değil Hanefilerde olduğu gibi. Onlar da genellikle yok sayılır. Dolayısıyla Şafiilerde her an, her zaman camiye girer girmez iki rekat namaz kılmak, tahiyyetül mescid namazı kılmak sünnettir. Hatta çok kuvvetli sünnettir. Cuma hutbesinde de dikkatinizi çeker. Diğer mezhepte olanlar imam hutbedeyken bile gelir namaza dururlar. İşte o tahiyyetül mescid namazıdır. Sebebi Buhari'de, diğer hadis kitaplarında yer alan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz camiye giren birini görmüş hutbe sırasında. Adam gelmiş oturmuş hutbeyi dinlemeye. Kalk iki rekat namaz kıl demiş ona. İşte bu tahiyyetül mescid namazı olarak, delil olarak gösterilir. Nerede olursa olsun girer girmez iki rekat namaz kılmak tahiyyetül mescid namazı sayılır. Hanefi mezhebi bu hadisten de delil getirerek Cuma günü kerahat olmadığını söyler öğlet vaktinde. Cuma namazı sırasında camiye 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika neyse önce gelse bile ezandan, Hanefi mezhebinde olanlar da diğer mezheptekiler de ezandan önce tahiyyetül mescid namazı kılarlar ve sevabını alırlar. Yani biz de Cuma günü camiye gittiğimizde ezan okunmamışsa hemen iki rekat Allahu Ekber tahiyyetül mescid namazı kılarız oturmadan. Bu namaz çok sevaptır ve bu unutulan bir sünnettir. Eksikliğini gördüğümüz bir problemdir. İnşallah soru da güzel oldu. Bugün tahiyyetül mescid namazını gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz camilerde, mescitlerde ihmal etmeyelim. Diğer bir sorumuz. Selam hocam, size bir sorum olacak. Ruh çağırmak doğru mudur? Yani ruhları çağırabilsek, ruh çağırmak. Ruhu nasıl çağırır? Ruh Allah'ın emrindedir. Ruh bizim elimizde olsaydı zaten biz çağırırdık, biz gönderirdik. Azrail geldiği zaman ruhumuzu alıyor, çağırıyor, götürüyor. Hadi engel ol bakalım. Şimdi ruh çağırma denilen seanslar aslında ruh çağırma değildir. Yani onların bir kısmı
illüzyondur, sihirbazlıktır ya da bir kısmı cin çağırmadır. Ruh çağırmayla alakası yoktur. Bundan dolayı bu işlere girmek de doğru değil. Yani illüzyon yapmak, sihir yapmak doğru değil. Cinlerle uğraşmak bunlar doğru değil. Dinimizde böyle şeyler yok. Bunları meslek haline getirenler günaha girmiş olurlar. Diğer sorumuz. Selamun aleyküm hocam. Hocam benim bir sorum olacak. Unutkanlığı giderecek herhangi bir namaz veya dua var mıdır? Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Evet. Hazreti Ali Kerremallahu veçe Efendimiz de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama unutkanlığından şikayet etti. Hazreti Ali Efendimizin gözleri de çok ağrıyordu biliyorsunuz. Hatta bugünkü yorumcular diyorlar ki alimlerin bir kısmı Hazreti Ali Efendimiz'de şeker hastalığı olması kuvvetle muhtemel. O zaman bilinmiyordu şeker hastalığı. Çünkü Peygamberimiz onun fazla hurma yemesine bile engel olmuştu bir gün. Fazla yeme diye elini tutmuştu. Unutkanlığı da varmış Hazreti Ali Efendimiz'in. Ona Resul Efendimiz Kur'an'dan bazı sureler okumasını tavsiye etti ama çok sayıda sure var. Onun için onu kimse tatbik edemez kolay kolay. Ancak Hazreti Ali tatbik eder. Bazı hususları dikkat çekmek isterim. Birincisi Ebu Hureyre de radıyallahu anh ya Resulallah diye soru sordu. Resul Efendimiz ona enteresan bir şey. Bugün hala anlayabilmiş değiliz hikmetini. Kendi ridasını yere serdi. Peygamberimiz ona emredince rida yani üstündeki elbisesini çıkarıp ceketini diyelim veya işte rida dediğimiz hırkasını o da yere serdi. Allah Resulü tuttu eliyle hiçbir şey yok ortada. Havada bir şey yani böyle. Eliyle oraya böyle yaptı. Sen de topla dedi. O da böyle yaptı. Aldı. Ebu Hureyre aldı. Ve Peygamber Efendimiz şimdi hırkanı giy dedi. Bu olaydan sonra diyor artık unutmadı. Bilemediğimiz bir olay var. Artık unutmadım diyor. Bu manevi bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabii onların ilminin artırılması için de dua ediyordu. Çok zekiydiler ve hafızları çok güçlü. O gün insanın zaten hafızası ayrıca güçlüydü. Şimdi bizde çok unutkanlık oluyor. Alimler çok unutkan olan talebeleri için bazı formüller söylemişler. Mesela hacamat yaptırmak, zihni açıyor. Kuru üzüm yemek, çekirdekli, çekirdeksiz tartışmaları vardır. Fark etmez, üzümün hepsi her gün en az 21 tane iri olan, o işte hani bizde var ya besni üzümleri falan, güzel, çok güzel olur. Onun gibi 21 tane üzüm yemeyi tavsiye etmişler. Başka, mezar taşlarını okumamak. Batan güneşe bakmamak, haramlara dalmamak, insanın avret yerlerine bakmamak, bunlar unutmayı önlüyor. Yani bunları yaparsan unutkanlık çoğalıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii başka sebepleri de olabilir. Vitaminsizlik olabilir, kansızlık olabilir. Onlara da doktorlar karar verecekler. Allah şifa versin bütün kardeşlerimizi. Rabbim bize hafızamızı, gönlümüzü güçlü, kuvvetli eylesin. Telefon varmış, telefonla başlayalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Kahramanmaraş'tan bir izleyicimiz katılıyor. Alo. Buyurun efendim, hayırlı sabahlar Mustafa diliyorum. Hocam, hayırlı programlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Merhaba. Buyurun. Sizi severekten izliyorum. Hocam, ben öbremde kızımı kaybettim. 18 yaşlıydı. Başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin. Heyecanlıyım. Evde beraber miydiniz? Hayır, biz köyde yaşıyoruz. Kızım Halasigil'de kalıyordu. Kahramanmaraş'ta mıydı? Evet. Halasındaydı o gün. Evet, okuyordu. İki gün önce gitmişti. Evet. Kızıma dedim, çok yalvardım. Kızım gitme, tatilin evde geçir dedim. O dinlemedi. İki gün erken gitti, kütüphanede çalışacağım dedi. Geri dolduğum defter vardı. Engelleyemezsin ki eceli. Oraya çekmiş. Neyse hocam işte gitti. O bir gün evvel depremden
bir his geldi içime, sanki özlemek geldi. Kızım dedim, çocuk odasında kalıyor halası gibi. Evet. Videom at dedim, özledim seni dedim. Hı-hı. O da dedi, anne dedi, sen beni kontrol için arıyorsun dedi. Ya dedi, işim var dedi. Şey yapmadı, önemsemedi. Ben de mesaj atıyorum WhatsApp'tan. Kızım dedim, niye annen değil miyim dedim. Niyeyse küstüm dedim ben ha dedim. Bir gün sonra işte deprem oldu. Hep depremin üçüncüsü gün buldu. Yedinci katta kalıyorlardı. Mekan cennet olsun. Allah sabırlar versin size. Ondan sonra cenazesini bulduk. Kuzenleri hep dedi rüyalarına girilmiş. Ben annem babam beni bulsun. Ben ölmedim. Yaşıyorum, annem babam bulsun demiş. Üst üste görmüşler. Evet. Onu da ben şey yaptım. Hayrına işte iyilikler yaptım. İşte dua okuduk. Şey dedim. Hocanın birine sordum. Yani burada imam komşumuz var. Böyle böyle dedim. Bir bildiğinize sorar mısınız dedim. O da demiş annesiyle küs mü gitti demiş. Yani onu da yeni öğrendim yani. Yeni ulaştı bana bu. Yani kızım azap gördü mü ya da öyle bir günah var mı? Günahı var mı bu durumun? Ya siz onunla küs gitmemişsiniz ki ya çocuk. Ya anne kız işte ne bileyim öyle demişler. Anne kız arasında ben anneyim tabii ki, kendi cahil. Merak ediyorum. Her gün arıyoruz, konuşuyoruz. Normal yani, olarak da o gün aramışsınız. O da müsait değilim demiş. Bakmamış. Bundan dolayı bir sizde aranızda tartışma oldu mu? Kavga oldu mu? Olmadı. Hayır. Yani küs sayılmayacak kadar işte. Yani öyle oldu yani sadece. Yani orada o işte burada bir ibret de var. Evlatlar anne baba aradığında telefonla çıkmalı büyüklere saygısından dolayı. Yarın ne olacağını insanoğlu bilemiyor. Giderken helalleşmeli. Bütün bunlar hepsi ibretlik. Ama sizin o sana zamanında saygılı, sen ona seviyorsun, sevginden dolayı zaten arıyorsun. Bir sıkıntı yok aranızda. Bunu şimdi olay haline getirmenin bir manası yok. İnşallah o da ilim yolunda tertemiz, inançlı bir kardeşimizse şehit olarak gitmiştir inşallah. Hükmen hocam, depremde ölenler hükmen şehittir. Hocam. Size de inşallah ahirette Rabbim şefaatçi eylesin. Hocam bir sorum daha var. Mezar ziyarete vardığımda toprağını dokunuyorum, öpüyorum. Bir bunun bir şeyi var mı? Hiçbir şey mahsuru yok. Toprağına da dokunabilirsin. Mezarın üzerine de okuyabilirsin, elini sürebilirsin. Bunların sakıncası yok kardeşim. Böyle rastgele insanlara da sormayın. Yani bilen bilmeyen, ayet bilmez, hadis bilmez, İslam tarihini bilmez, peygamberimizin hayatını bilmez. Fetva vermeye kalkıyorlar ya da kadınlar arasında, halk arasında böyle dedikodular. Onlara itibar etmeyin, gönlünüz inciniyor. Çünkü Cenab-ı Hak insanları affetmek için bahane arıyor zaten. Allah affetmek için bahane arıyor, insanlar suç bulmak için bahane arıyor. Sizin çocuğunuzla aranızdaki o ufacık telefona çıkmadı meselesinden bak neler çıkarıyorlar. Üzüyorlar gereksiz yere. Onlar günaha giriyorlar. Siz hiç olmazsa o acınızla beraber bu dertlere düşmeyin. Gerek yok. Allah-u Teala mekanını cennet eylesin. Cennet bahçesi eylesin. Bütün ölmüşlerimize. Aha. Büyük bir felaket yaşadık. Acı yaşadık. Unutmayalım. Sizler unutmuyorsunuz. Bizler de unutmayalım. Sizlerin bu acısını... Hiç unutamıyorum hocam. Bir de bir sorum daha var. Çok ağlıyorum. Günlük ağlıyorum. Bu ağıt getirir diyorlar. Bilmiyorum. O da yanlış. Bir şey var mı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizim ölçümüz. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah dediler. Oğlu İbrahim öldüğünde ağlamak rahmettir dedi. Ben size ağlamayın demiyorum ki, isyan etmiyorum diye buyurdu. O zaman isyan etmeyeceğiz. Allah'a isyan etmeden gözyaşı rahmettir. Gözyaşının ölüye herhangi bir zararı yok. Tam tersine vefa gösterdiğiniz için, onu andığınız için, sevdiğiniz için ona da rahmet olur inşallah. Hiçbir Allah sıkıntısı razı olsun, yok. Sağ olun. Allah acınızı hafifletsin. Rabbim geleceğinizi güzel eylesin. Evladınızla cennette buluştursun. Sabrı cemil, ecri cezil diliyorum. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum sevgili kardeşim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de
Siz de sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet. Diğer bir telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar efendim. Aslı Ay İzmir'den arıyor. Buyurun. İyi günler hocam. Sağ olun. Buyurun efendim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben anne babamı aynı gün kaybettim trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Evet, geçmiş olsun. Sağ olun. Ne zaman oldu? 7 ay oldu. Nerede trafik kazası geçirdiler? İzmir'de mi? Tarlada. Evet, tarlaya gidiyorlardı. Tarla yolunda. Çalışmaya gidiyorlardı. Allah rahmet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben onlara çok düşkündüm hocam. Hı hı. Ben onlara Arapça, Yasin bilmiyorum. Türkçesini okuyorum. Her gün Fatihalarını, Yasinlerini okuyorum. İhlaslarını okuyorum. Zikirlerini çekip yolluyorum. Hani Rabbim kabul buyursun. Onlara ulaşıyor mudur acaba? Elbette. Ruhlar ölmez. Ruhlar haberdar olur. Ruhlar hoşnut olur. Amel defteri. Kişi geride salih evlat bıraktıysa, kendine dua eden bir çocuğu varsa, onun yaptığı her hayırlı iş anne babaya gider. Dolayısıyla sizin yaptığınız o güzel dualar, hayırlar, okuduğunuz Yasinler, Kur'anlar onların ruhunu rahatlatıyor. Onlara sevap almasına sebep oluyor. Sizin de evlat olarak yaptığınız bu vefa, ana babaya olan hürmetten dolayı siz de sevap alıyorsunuz. Çok şükür hocam, çok ölüm şükür. Yok olmak değildir. Değil. Ölüm bir kapıdan diğer kapıya geçmek aslında gücümün, ahirete doğumdur. Gücümün yettiğince mesela kedi besliyorum annemin babamın ruhuna deyip de bir çocuğa çikolata veriyorum. Hani elimden ne gelirse güler yüz gösteriyorum en azından insanlara, onlara rahmet okunsun diye. Aynen. Hani çok elimden güzel. Elimden ne gelirse. Bir de annem babam öldüğünde onları yıkandığımda yanına gittim. Annemin kaşlarında kirpinde beyaz vardı. Onları nasıl gördüm biliyor musunuz hocam? Annemin kaşı gözü sütun gibiydi. Simsiyah, o beyazları kalmamış. Böyle mis gibi kokuyorlardı ikisi de. Babamın yüzü pembe pembentiydi. Bir cenazesi oldu hocam. Yine atsanız yere düşmez. O kadar kalabalıktı. Herkes ağladı, herkes yandı. Yani bir nebze de bunlar beni mutlu ediyor az da olsa. Hani onların öyle şerefli ölmesi. Akıbetini çok merak ediyorum. Tabii ki Rabbim bilir ama çok merak ediyorum onların olan akıbetini. Bir defa rızkını kazanmak için, çoluk çocuğuna bakmak, başkasına muhtaç olmamak için, işine giderken vefat etmiş insanlara da Cenab-ı Hak inşallah bol sevap veriyor. O güzel yolda gitmişler. Çok dost kazanmışlar. Çok iyilik yapmışlar ki iyilik bulmuşlar. Son dönemde, son günde. 7 ay oldu hocam. Hala herkes ağlıyor annem babam için. Son zamanda bütün insanlık onun için şahitlik etmiş. Bunlar tabii herkesin isteyeceği şeyler. Evet. Ölümlü dünyadayız sevgili kızım. Dolayısıyla biz geri getiremiyoruz. Ama yapacağımız şeyler sizin söylediğiniz gibi hayır, hasenat, duadır. Onlarla inşallah onları ölümsüzleştireceğiz. Yani yaşatmış olacağız. İnsanın ömrünün uzun olması biraz da bu hayırlar sebebiyledir. Hayrınıza devam edin inşallah. O kazada ölen kardeşlerimiz şu anda tabii onlar açısından belki hiçbir sıkıntı yok. Ama geride kalanlar elbette biz üzülüyoruz. İnsanız. Çok ağlıyorum. Üzülmemek hocam. Elde değil. Suç da değil. Üzülmemek suç da değil. Allah-u Teala inşallah size de bir sabrı cemil ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Yolundan ayırmasın. Hak ve hakikatten ayırmasın. İsyana düşürmesin. Geleceğiniz güzel olsun. Bir tane daha soru soracaktım hocam. Dinliyorum. Biz iki kardeşiz. Abim benim annem babam öldüğünden beri bana zulüm ediyor. Evinden kovalıyor, dövmeye geliyor, aşağılıyor. Ben ona mahkemeye başvuracağım. Hani haklarımı alabilmek için. Parada pulda gözüm yok ama sırf ona istediği hayatı yaşatmamak için. Benim için bir günahı var mıdır? Ya çünkü barışın. Beni hor gördü, kimsem yok diye, yalnız kaldım diye hor görüyor beni. Barışma yolu varsa büyükler araya girsin. Amca, dayı, hala kimler varsa. Ama benim hiç gönlüm yok hocam. Hiç hani adını dahi duymak istemiyorum. O kadar bıktım ondan. Ama bu çözüm değil. Çünkü hastalığı var, ölümü var, düğünü var. Yani siz onu mahkemeye vermekle kaldırıp atmış olmayacaksınız. İçinizde kin ve nefret büyüyecek. Evet. Sizi daha çok hasta edecek, daha çok rahatsız edecek. Huzurunuz kaçacak. Sevaplarınıza mani olacak, günaha sebep olacak. En güzel yol affetmek, barışmak yoludur.
Hiç içimden bazen gelmiyor hocam. Gelmesin, gelmesin. Şeytan bazı şeylerde iyi kıymetli olanı yaptırmamak için de uğraşır. Bence büyüklük affetmektir. O utanır, o ezilir. Siz gereken güzelliği, iyiliği yapın. Kan bağınız var, sonuçta birbirinize muhtaç olacaksınız. Yaşlılık hali var, düşkünlük hali var. Dünyanın dört bir hali var. O yüzden ben kin ve nefreti hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Kur'an-ı Kerim de affetmeyi öngörüyor zaten. İnşallah zordur ama kıymetlidir affetmek. Affedin, kendisi inşallah bir gün hatasını anlar kardeşim. Hiç sanmıyorum ama uygulayacağım sizin hatırınızı. İnşallah, inşallah. Allah yardımcın olsun. Teşekkür Amin. Ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, kurban pazarları kuruldu. Pazarlıklar yapılıyor. Kurbanlar işaretleniyor. Kurban adayları belli oluyor. Kurbanla ilgili bazı şeyleri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bir pazara gidelim. Efendim Nihat kardeşimiz orada kurbanlıklar üzerine hayvan satıcılarıyla pazarlıklar yaptı bizim adımıza da. Bakalım nasıl bir kurban almış. Hocam selamünaleyküm. Sizin yayınınız bereketli olsun. Abimlerin de kurban satışı pazarı bereketli olsun. Geldik. Kurbanlıkta nasıl pazarlık edeceğiz? Ben kendi yöntemlerimle dalacağım. Sen yanlışları düzeltirsin hocam. Şimdi bir abi gördük burada temizliğini yapıyor. Hemen gidip onun yanından başlayacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı. Maşallah abi, maşallah tosunların güzel ha. Nereden geldin? Gümüşhane'den. Abi ben bir kurbanlık bakıyorum. Bunlar şimdi hisseye mi gireceğiz, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Buna tek başına gücümüz yetmez abi. Var, o zaman hisseye gireceksin, yapacak bir şey yok. Hisselerin tamamla. Peki sen, mesela sana gelip de bu şuna girdim hisseye diyen oluyor mu? Ya da yok. 7 kişi birleşip mi geliyor? Evet, 7 ha, öyle, kişi, pazarlığını kişi, yapıyorlar, 5 kişi, ha. Evet. O zaman ben, Merve, Okan bizden, ondan sonra 3 etti, kameraman arkadaşları katalım, hocam da bir hisse olsun, 7 hisse olduğumuz varsayalım abi. Ben şunu beğendim abi. Bunun üzerinde de bir şeyler yazıyor. Sahipli mi var? Sahipli. Tamam, hangisi? Bu sahipsiz, bir de o sahipsiz. Tamam, o eşi, onun eşi olsun abi. Onu sevdim ben. Ne kadar ona pazarlık edeceğiz abi? Vallahi ona 105 lira diyoruz. 105 mi? Evet. Maşallah abi. 105'i 7'ye bölersek ne yapıyor abi? Vallahi işte diyor, bana neydi, 2, 4, 6. 15 mi ediyor? 15. Abim gelmiş ona, gelmiş şeyler biliyor. Şimdi kişi başı 15'e... Vallahi bunlardan çıkmaz abi o para da, biz gene de pazarlığımızı yapalım bir bakalım. İnşallah. Ne diyorsunuz gençler? Yapıyorum bak, gireceğim işe. Gel sen buna, yani öldürmeyelim ama 90 diyelim. Ne diyorsun? En son sana 100 lira olurum. O kadar mı düşebiliriz diyorsun? Bence 90'a da verir abim. Böyle bir yumuşak bir yüz gördüm abimde. Sen ne diyorsun? Vermez. Vermez mi? Verecek gibi durmaya. Vallahi mi? Evet. Bana niye öyle gülümseyerek gülüyor? Sanki işimizi görecek gibi. Bu da yakalayacağım. Ne yapalım? İşimiz mi bu diyor abi? Bizim. Abi bence sen tut. Sen şu mikrofonu. Hadi hayır hocam. Biz de ikimize de tut abi. Hadi hayır hocam. 90 lira. Ne diyorsun? Abi ben buna 90 veriyorum abi. Veremem 90'a. Kaç yaşında bu hayvan? 2 yaşında. 2 yaşında. Tamam, ben gidip bir iki tane daha hayvan bakacağım. 2 yaşında böyle. Kaç kilo ortalama? Bu kaç kilo çıkar sence? O canlı şu anda 700-750 canlı gelir. 750 canlı gelir ha. Yani bu da ne demek? Aşağı yukarı 370-380 kilodan fazla eti var onun. İsim neydi? Cihan. Cihan abi, senin ismin neydi abi? Kadir. Kadir abi. Şimdi ben diyorum ki bu 750 canlı gelmez diyorum. Gelmez. Gelmez değil mi? Aha gördün mü abi? Ben de kurbancıyım. Bak sana bir şey söyleyeyim, 600 gelir bu, 600. Canlı 600 gelir. 700 kilo gelmesin, ortasını ben sana bedava veririm. 600 canlı gelir bu. Ya bırak kilo şimdi. Kurban, pazarlığa bak. Pazarlığa bak. Bir de canlı cansız oluyor mu onu da bilmiyorum ben abi. Cihan abi, canlı cansız kurbana pazarlık oluyor mu? Bana normalde kiloyla kurban kesilmez. Kardeşim. Kesilmez değil mi abi? Normalde kesilmez. Canlı yani, biçilir değil mi şey? Canlı tabii canım. Onu aldın sen, et niyetine kesmiş olmuşlar. Et niyetine? Tabii. Et bunu... niyetine kestin mi de kurbanlık oluyor değil mi? Kurban kabul olmaz hele yani. Kiloyla... Peki abi, biz şimdi bir de kız kattık. Hocam da ona cevap verir ama kurbanlığımızın içinde hani hanım da var. Vekalet mi veriyor yoksa? Oluyor değil mi abi? Sıkıntı tabii yok. Tabii canım, vekalet veriyor. Yani vekalet sana gelen var, vekalet veriyor, oluyor. Tabii canım. Normalde kurbanı kesen adam komple kurbanın başında olması lazım. Herkesin kesen veçanet, herkesin olması lazım. Vekalet vermesi lazım. O zaman buradan diğer kameraman arkadaşlarla hocam vekaleti aldım. Şimdi abi ne diyorsun 90'a?
90'a veremem. Ya tut bir salla ya. Ya veremem. Kaça verirsin? 95 yaparım. Bak 95 yaparım. Hayırlısın. Abi bak. Sen de bizden değil, misin oradan ay, mısın? Ben de değil. Gözünü severim ya. Ben bunlar burada değil. Koymayayım ben abi, de. Abi 90 buna çok olur. Bak sen şuna 110 vermişsin. Maşallah tamam. Kilosun gözü de yanında. 115 mi verdin? Hayır ben 95. Hayırlısın. 95 hayırlısın. Veremem kardeşim. Veremem diyor abi. Veremem. 100'e mi verdin? Ben onlara dedim ha, 105 dedim, 5'in attım o yanı 100 lira. 90'a salla. Oçabı abim dedi 95'e. 95 sayıdı. Olmaz. 95 bu adamlar kabul etmez abi, gözünü seveyim. Eder. Etmez. Aha bak orada şimdi insana telefon edeyim, etmezler abi. Ara hocayı. Arayayım mı şimdi? Alo. Buyurun. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam Nihat. Hocam ben hani kurban pazarlığına gidecektim ya. Yayın için kurban pazarlığına gelecektim ya. Evet. Şimdi geldim hocam. Abiyle pazarlık yapıyoruz. Ben diyorum 90, o diyor ki 95'ten kuruş aşağı olmaz diyor. Şu an kameralarımız kayıtta hocam. Diğer arkadaşların da diyor vekalet vermesi lazım diyor. Ben kameramanlarla seni de kattım hocam. Yani ben buradayım. Merve var, kesimde, Okan var. Kesimde. Ha, kesimde de diyor diğer arkadaşların bulunması gerekiyor diyor. Hem benim de diyor hocaya sorularım var, hem de dedim ben pazarlığa katalım hocam. Şimdi kurbanlık abimin dediğine göre 750 canlı, 750 gelir diyor. Ben de 600 gelir diyorum. 700 gelir diyor. Bir tane kurbancı başka bir abi de 700 gelir diyor. Sen ne diyorsun hocam? Ben görmeden hak kurban nasıl 700-600 gelir diye söyleyeceğim. Sen yani sen 90 iyi mi onu söyle 90. 700 daha uyar, 700 kilosam uyar mı? Ben sen... 90 ne abi 90? 1000. 90 bin. 90 bin pahalı ya. Ben abi... Olur mu hocam? 700 kilo mu gelir diyorsun? Gelir hocam 700 kilo. 700-750 arası hayvan. Hocam... 700-750 arası ya. 1-200 gelenleri falan 135'e 130'a. Hocam bir ton 100 kiloyu biz 160'a verdik. 160 değil, 1 ton 100 kilo. Evet. 135'e gitti. Biraz Nihat Bey'e bize ikramın olacak. Mecbur hocam, mecbur. Allah rızası için güzel bir hayvana pazarlık yap Nihat. Niyetimiz halis. Cenab-ı Hak nasip ederse keseceğiz. İnşallah hocam. İnşallah kurbana niyetlendik. Siz de güzel bir pazarlık yapın bakalım. İnşallah. İki tarafında niyeti halis olsun. Tamam abi, hocam. Abi. Teşekkür ederiz. İşin rast gelsin. Hadi hoşçakalın. Hadi sağ ol. Sağ ol. Abi hocamı duydun. Şimdi tut bir daha elma abi. Ben diyorum ki bu hayvan 90 eder diyorum. Hoca da bak ne dedi? 1200 kilosu 135 dedi abi. Yahu desin hocam, hocamın demesiyle olmaz ki. Kimin demesiyle oluyor ya? Müşterinin demesiyle. Abi sen gel şuraya tut şunu. Hadi. Ben 90'dan fazla vermiyorum hadi. Hadi. Satıcıya yüklenmeyin. Ya. Evet, satıcıya yüklenmeyin. 95 lira. 95 mi? 95 lira. Abi yok abiciğim, ne 95 Allah aşkına, 90 diyor. 90 100 olur. 100 mu olsun? 87 olsun abi. Aha, 87. Ortasını bulak. Ortasını bulak. 89. Abi ortasını bulak gel. Ortasını adam 105'ten. Bu 105. 105'ten indim aşağıya. 105'ten inmedi ki. 105 dedi ben. Ne şimdi abi ya sadece. Tamam bir neyle ilgili? 95 lira mı birden? O zaman abi 90 hakim dedi. Bismillahirrahmanirrahim. 95 lira. 95 lira. 95. Ne eksik ne 90. 90. 90. 90'a verelim. Adam börek abi, börek ortaya bırak ya. Hocam burada anlaşamadık, biz başka yere gideceğiz. Bizim bütçeyi zorluyor burası Cihan abi. İşin bereketli olsun. Birin bin olsun. Allah razı olsun. Cümlesiyle. Allah işini rast getirsin abi. Cümlesiyle. Kaç tane sattın? 16 tane. Kaç kaldı? 6 tane. Sen bitirmişsin olayı. Gel şunu 90'a ver, 5 kalsın. Bayrama git, çoluk çocuğunla güzel vakit geçir abi. Tamam 90'a salladık, hadi salladık. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Yaz abi adımızı. 3. Evet, hayırlı olsun. Şimdi genelde aşağı yukarı büyükbaş hayvanlar hakikaten 7 hisse girenler aşağı yukarı işte 700 kilo civarındaki hayvanlar için 14-15 bin lira arasında bir bedelle satıldı. Elbette hayvanın etiyle fiyat arasında bir muvazene, denge olması lazım. Ancak burada sonuçta kurbanın kurbanlık şartlarına uygun olması, gerçekten sağlıklı olması, kesenlerin Allah rızası için kurban kesmesi ve ortakların niyetlerinin hepsinin kurban olması
önemli olan buydu. Bu açıdan da eti şu kadar gelmiş, bu kadar gelmiş. Çok fazla da yani kurbana zarar vermez. Ama ne kadar çok pay ederseniz, dağıtırsanız, ne kadar çok büyük başta hisseye girerseniz o kadar da sevap almış olursunuz. Nihat da iyi pazarlık yapıyor, sağ olsun. Güzel pazarlık yaptı. Yani 105'ten 90'a indirmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Rabbim kabul etsin diyoruz. Kurban kelimesi yaklaşmak demektir. Kurban kelimesinden önce şunu söyleyelim. Yani Müslümanlar niye kurban kesiyor? Neden kurban ibadettir? Onun üzerine bir iki kelam etmek istiyorum. Birincisi, kurban bütün peygamberlerde, dinlerde vardır. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kurbanından Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Allah birini kabul etti, birini kabul etmedi. Demek ki her kesilen kurban da kabul olmuyor. Kurbanın kabul olması için aynen namaz gibi, hac gibi, oruç gibi, ya ben yaptım oldu, ben kestim oldu değil, kurbana zarar vermeyecek şekilde kurban kesmemiz lazım. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani burada alışverişten başlayarak, ki aldatmak bile günah. Satıcıyı aldatmayacaksın, müşteriyi aldatmayacaksın. İki taraf da birbirini aldatmayacak. Allah rızası için gönül rahatlığıyla bu pazarlık yapılacak. Ve bu pazarlık salih, sahih, sağlıklı bir hayvan üzerinde yapılmış olacak. Bir defa kurban bütün dinlerde var. İki, kurban Kur'an-ı Kerim'de hedi kurbanından, Haç suresinde hedi kurbanından bahsediyor. Kurban bir hediyedir, bir takdimdir, bir sunumdur. Allah yolunda bir fedakarlıktır. Bu ibadet tarzı yönüyle böyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye teşrif ettiğinde hicretten sonra baktı ki Medine'de iki tane bayram var. Bu bayramlar daha çok eğlence şeklinde kutlanıyor. Bu bayramlar daha çok efendim işte senenin belli günleri insanlara uğur getirdiği düşünülen ya da bazı bölgelerde baharın geldiğini müjdeleyen, insanlığın, dünyanın yeniden yeşerdiğini, kaderinin yeniden oluştuğunu hissettiren bir takım kutsal günlere atfen yapılıyor. İşte Nevruz Bayramı gibi Medine civarında da Mecusilerden kalma bazı bayramların kutlandığı söyleniyor Peygamberimizden önce. Allah Resulü onların yerine Allah bize iki bayram nasip etti, hediye etti buyuruyor. Bu iki bayramdan biri Ramazan bayramı dediğimiz fıtra bayramıdır. Fitre dediğimiz fitre bayramıdır. Diğeri de kurban bayramıdır. Zilhicce ayında, haç mevsiminde yapılan bayram kurban bayramıdır. Biri haç mevsimindedir, biri Ramazan'dadır. Şimdi iki bayramı insanları düşünün. Dünyanın her tarafını düşünün, tarihi düşünün. Bayramlarda ne vardır? Sevinç vardır, eğlence vardır, neşe vardır, kutlama vardır. Burası doğru. Ama İslam bayramları iyiliğe dönüştürmüştür. Müslümanlık bayramları iyilik fırsatına dönüştürmüştür. Hiçbir dinde, hiçbir ideolojide, memlekette, adette, örfte olmayacak şekilde bayramları iyilik yapma vesilesi kılmıştır. Nasıl? Ramazan bayramı. Ne bayramı? Fitre bayramıdır. Fakire, fukaraya para dağıtma bayramıdır. Fakire, fukaraya o günün şartlarında hurmayı, buğdayı, üzümü, arpayı dağıtırsan fitreni vermiş oluyorsun. Onun için fıtır bayramı, fitre bayramı denmiş. Ne yaptın? Bayramda eğlence vardı hani? Hayır. Bayramda iyilik var. Eğlence yok sadece. İyilik var. O bayram kutlamasını İslam iyiliğe dönüştürdü. Bir başkasına faydaya dönüştürdü. Topluma faydaya dönüştürdü. Ramazan'da fitrelerimizi dağıttık. Peki kurbana geldik. Eğlenecek miyiz? Et bayramı mı yapıyoruz? Hayır. Kurban bayramını da iyiliğe dönüştürdü İslam. Ne dedi? Kurban keseceksin, etlerini fakire fukaraya dağıtacaksın. Hangi bayramda biz dini bayramların dışında,
hangi bayramda iyilik yapmaya mecbur bırakılıyoruz? Hayır, hiçbirinde iyilik yapmaya mecbur bırakmıyoruz. Kutluyoruz, eğleniyoruz. Günün önemini anlatıyoruz. Nutuklar atıyoruz. Bunlar da lazım ama İslam'ın bayramları ibadet haline getirmesinin sebebi bayramı iyilik haline dönüştürüyor. Topluma faydası olacak şekle dönüştürüyor. Kuru kuru kutlama yaptırmıyor. İyilik yapmak için bir vesile kolluyor İslam. Kurban bayramında fakir fukara et yüzü görüyor. İşte o kurbanda öyle şartlar getiriyor ki Allah için yapacağın bu iyilik, aslında insanlara yapıyoruz. Allah'ın iyiliğe ihtiyacı yok ki. Cenab-ı Hakk'a biz nasıl bir iyilik yapabiliriz? Bizim yapacağımız iyiliği Allah-u Teala o kadar önemsiyor ki, diyor ki kardeşlerine dağıtacağın etin kurbanı, hayvanını seçerken dikkat et. En güzelinden seçeceksin. Kulağı kesik olmasın. Boynuzları kopuk olmasın. Dili kesik olmasın. Kuyruğu kesik olmasın. Gözü kör olmasın. Ayağı topal olmasın. Zayıf, çelimsiz olmasın. Hasta olmasın. Hamile, gebe olmasın. Allah Allah. 2 yaşına kadar gelmiş olsun büyük başta. Koyun 1 yaşına kadar gelmiş olsun. Deve 5 yaşına kadar gelmiş olsun. Özelliğe bak. Rastgele verdim gitti diyemezsin. En güzelinde. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiklerinizden infak etmedikçe gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Sevdiğin en iyisine, en iyisini vereceksin. Bu yetti mi? Bu da yetmedi. Hayvanın hakları diye bir şey var. Canlıların hakkı diye bir şey var. O hayvan da bir can taşıyor. Hayvana saygı göstereceksin. Hayvanı korkutmayacaksın. Hayvanı 2 gün, 3 gün öncesinden adeta bir süsleyeceksin, gelin gibi. Ona temiz yiyecekler, temiz içecekler vereceksin. Efendim, kurban edilecek yere gelirken başka kurbanların kesildiğini görmeyecek şekilde ona hissettirmeden sevgiyle getireceksin. Kıbleye yatıracaksın, kıbleye karşı döndüreceksin. Ve en güzel şekilde acıtmadan, incitmeden, eline yüzüne bulaştırmadan, eziyet etmeden tekbirlerle Allah'ın adını anarak putlara, insanlara, türbelere, şuraya buraya değil, sadece Allah adını anarak Bismillahi Allahu Ekber diyerek ve şu duayı okuyarak, şu duayı Ali İmran 162-163 İnne salati ve nusiki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. En'am suresi 162-163. La şerike lek ve bizalike ümirtü ve en evvelül müslimin. Bu duayı okuyarak, Bismillahi Allahu Ekber diyerek bu duayı okuyarak keseceksin hayvanı. Hayvan eziyet görmeyecek. Hayvan eziyet görmeyecek. Müslim'in sahihinde yer alan bir hadis-i şerifte, aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günün şartlarında Müslümanlara kurban keserken dikkat etmeleri gereken hususları öyle teferruatla anlatmış ki. Şimdi önce bir mukayese yapalım. Size bu kurban hakkında Peygamberimizin tavsiyesini, kesimi hakkındaki tavsiyesini anlatmadan önce bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Amerika'da ABD dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde idam olduğunu biliyoruz, değil mi? Çok sayıda idam var Amerika'da. Hiç af yok. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki idamları biz her gün televizyonda seyrediyor muyuz? Görmüyoruz. Göstermiyorlar. İdamları görmüyoruz. Veya gösterseler bile nasıl idam ediyorlar? Dar ağacına asıyorlar, taşlıyorlar, eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar, millet taş atıyor, ayaklarını kesiyorlar, kollarını kesiyorlar. Böyle mi idam ediyorlar? Hayır.
iğneyi vuruyorlar, işi bitiriyorlar. İdam böyle. Peki bu adam idamı, işte son şeyini yaptırıyor, tavsiyesini, son sözünü söyletiyor vesaire, istediklerini getirttiriyor. Öldürürken güzel öldürüyor. Savaşta bile Müslümanlar işkence yapamayız biz. Haramdır. Biz işkence yapamayız. Savaşta düşmana. Peki kurbana işkence olur mu? Olmaz. Bu Müslümanlar bir şey yaptığında, Kurban Bayramı geldiğinde, tabii Batı dediğimiz tırnak içindeki İslam düşmanları fırsat kolluyor. Müslümanların işte kan akıtmasını, kurban kesmesini, derelerin kan içinde, boğazın kan içinde kaldığını falan günlerce gösteriyorlar. Peki bunlar kötü niyetle yapıyorlar ama bizim dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Hayvana eziyet etmek günah değil mi? Hayvanı sürüklemek, vurmak, kaçırmak günah değil mi? Allah Resulü bu konuda nasıl tavsiyelerde bulunmuş? Şöyle diyor. İnna Allaha ketebel ihsane ala kulli şey. İslam'da estetik var, güzellik var. İslam'da ihsan, hüsn var, hüsn. Bu estetik, güzellik, hüsn, kubu, çirkinlik. Aslında bunlar doğrudan bugün felsefenin de konusu. Bu felsefenin konusudur ama doğrudan dinin konusu, Kur'an'ın konusudur hüsn. Hüsn ve kubuh meselesi hem Kur'an-ı Kerim'in hem fıkhın konusudur. Allah her şeyi güzel yapmanızı emrediyor. Kabir kazıyorlar, mezar kazıyorlar. Mezarın peygamberimiz seyrediyor mezar kazanları. Mezar kazanlar yukarı çıkıyorlar iş tamam diye. Allah Resulü diyor ki şu köşedeki tümseyi de düzeltin. Kazdınız ama orası tümsek kaldı. Ya Resulallah biraz sonra toprak atacağız, kapatacağız ya. Olmaz. Allah bir kimsenin yaptığı işi güzel yapmasını sever. Estetiğe dikkat ediyor. Estetiğe dikkat ediyor. Çorabın birini giymiş, birini giymemiş. Ayakkabının birini giymiş, birini giymemiş. Peygamberimiz diyor git öbür ayakkabını da giy gel. Ya da onu da çıkar gel. Öyle bir ayakkabı ayakta, öbüründe bir şey yok. Böyle olmaz. Sakalları, saçları karışmış, tırnakları uzamış. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Git tırnağını kes de gel. Güzellik var, sağlık var, temizlik var. Din budur. Din bize hepsini öğretiyor. Kurbanda ne öğretiyor? Diyor ki inna Allah ketebel ihsan ala kulli şey. Allah yaptığınız işi güzel yapmayı sever. Güzel yapacaksın diyor. Müslümanlara uyarı bak burada. Kurban gelmeden önce ben de uyarıyorum. Peygamber Efendimizin bu sözü gereği. Uyarıyorum Müslümanları. Allah yaptığınız işi güzel yapmanızı sever. Kurbanını heba etme kardeşim. Kötü örnek olma. Kurbana eziyet etme. Kurbana uygun olmayan manzaraya düşme. Ne yapacaksın? İza kateltum fe ahsinul kıtlete. Öldürdüğünüz zaman düşman bile öldürsen ya da idam bile etsen ya da işte rejim etsen ne yapsan öldüreceksin. Ölüm cezası var hayvana ya da insana. Fe ahsinul kıtlete. Öldürmeyi güzel yapın. Eziyet etmeyin, işkence etmeyin. Elinize yüzünüze bulaştırmayın. Bugünkü şartlarda öldürülmesi gereken, ölümü istenen bir canlıyı öldürmek, işte hayvan hakları var. Köpeği nasıl öldürüyoruz? Öldürülmesi gerekiyor belki. Yılanı öldürürken bile bakın şu İslam'ın merhametine bakın. Yılanı öldüreceksin. İslam diyor ki hemen öldürme bak. Yılan girdi evine. Peygamberimizin hadis-i şerifidir bu. Evine yılan girdiyse diyor. Bir sefer ona de ki kötü niyetli değilsen çek git buradan. İkinciye bir daha de gitmediyse. Kötülük yapmayacaksan çek git buradan. Üçüncüye kötülük yapmayacaksan çek git buradan. Üç defa dedin gitmedi. Bekledin gitmedi. O zaman öldürebilirsin. Hemen görür görmez öldürmek yok. Bak can, o da can taşıyor. Onun da yavrusu var belki. O da can taşıyor. Yılan da olsa, böcek de olsa, karınca da olsa, köpek de olsa, kedi de olsa, onlar bizimle beraber dünyanın bir parçası. Canlıların bir parçası.
Onların da yaşama hürriyeti var. O zaman ona git dedikten sonra öldürebilirsin ancak diyen bir dinimiz var. O zaman kurbanı nasıl rastgele kesebiliriz, vahşice katledebiliriz, dövebiliriz? Olmaz. Ve izâ kateltum fe ahsinul kıtlete ve izâ zebahtum fe ahsinul zibahate. Kurbanı boğazladığınız zaman, kurban ettiğiniz zaman en güzel şekilde boğazlayın. Bugünün imkanları helal olacak şekilde, murdar olmayacak şekilde nasıl mümkünse teknikten, imkanlardan, teknolojiden, tıbbi cihazlardan, kasap aletlerinden, kesim aletlerinden, işte makarasından, yüzülmesinden, boğazlanmasından vesaire yatırılmasından en güzel nasıl yararlanabiliyorsan en güzelini yap kardeşim. Bu sana peygamberin emri. Ve izâ zebahtum fe ahzinu zibhate vel yuhidde ahadukum şefratehu. Bıçağını usturanı çok güzel bile, çok güzel bile, öyle kör olmasın, keskin olmayan bıçak olmasın. Vel yuhidde ahadukum şefratehu. Başka? Fel yurih zebihatehu. Hayvanı rahatlatın. Hayvanı rahatlatın. Gergin bir şekilde kesmeyin. Hayvan gerilmiş, korkmuş, kaçmış. O şekilde kesmeyin. Hayvanı rahatlatın. Allahu Ekber. Daha ne desin peygamberimiz? Biz kafası almayan, beceremeyen Müslümanlara peygamber daha ne diyebilir ki? Yahu hayvanı rahatlatarak kesin diyor. Bize o zaman hayvana vurmak, itmek, kalkmak, koşturmak, yatırırken eziyet etmek, ayağını bacağını birbirinden ayırmak düşer mi ya? Yaptığımız iş dünyaya da örnek olmalı. Bugün dünyasına Müslümanlar hayvan haklarına böyle riayet ediyorlar. Bunlar bu kadar güzel insanlar, yaptığı işi bu kadar titiz yapıyorlar. Bize örnek oluyorlar, insanlığa örnek oluyorlar. Dedirtecek şekilde kurban kesmek bugün üzerimize vaciptir. Kurban nasıl vacipse bize, kurbanı güzel kesmek de bize vaciptir. Ey Müslümanlar, uyanın artık, uyanın. Dünya bir köy oldu. Her şeyimiz seyrediliyor, görülüyor. Allah görüyor en azından. O hayvanın da bizden alacağı var. Buna dikkat etmemiz lazım. O yüzden kurbanımız güzel olacak. Peki kurban nelerden olur? Koyun, keçi, sığır, manda, deve cinsinden kurban olur. Bunların dışında kurban olmaz. Tavuktan, kazdan, ördekten efendim kurban kesilmez. Koyunun erkeği dişisi efendim, dananın, sığırın erkeği dişisi, devenin erkeği dişisi, bunlarda faziletli olanı var, olmayanı var ama hepsi kurban olur. Kur'an-ı Kerim'de bu çiftler sayılmış. Kur'an-ı Kerim bize açıkça kurban olacakları söylüyor. Rabbim inşallah kurbanlarımızı kabul eylesin. Hakkıyla kurban kesmekle nasip etsin. Nihat'ın pazarlığında bir dikkat çeken bir husus daha oldu. Orada satıcı arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Asıl olan dedi, kurbanın başında bulunmaktır dedi. Kurbanı unutturduk bugün. Yani belli yaşa gelmiş çocuklar da, büyükler de kurbanın başında olacak. Kurban çünkü insana kurban kesmek neyi öğretiyor biliyor musunuz? Merhameti öğretiyor ve size bir canın verilmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bir canın yok olması ne kadar zor bir şeymiş. Size çocukluğunuzdan beri onu anlatıyor. Sonra bir de komşulara çocuklarla gönderin payları. Çok güzel oluyor. Çocuklar unutmuyor onu. Payı çocuklarınıza gönderin. Teşekkür edin. Hatta içine bir mektup yazın, bir şey yapın. O da size bir mektup göndersin. Böyle olursa çok daha kalıcı oluyor. Kurbanı yaşatmamız lazım. Maalesef et pazarlığına dönüştürmemek gerekiyor. Kurbanla alakası olmayan bir takım marketlerin içki satıyor, kumar oynatıyor, her türlü pisliği satıyor.
domuz ürünleri satıyor vesaire. O kurban gelince para kazanmak için kurban eti satıyor. Bu tür yerlerden de dikkat edin. Et satın almayın. Et satın almak kurban yerine geçmez. Ortak olacaksınız. Kesildiği kurban sizin olduğu belli olacak. Daha önceden pazarlık yapılmış olacak. Gideyim kasaptan 20 kiloluk kurban eti alayım. Böyle şey yok sevgili kardeşim. Allah sağlık afiyetle kurban kesmek nasip etsin. Sokak röportajlarımız varmış, onları alalım. Benim bir sorum vardı. Batıl inançların dindeki yeri nedir? Şimdiden cevapladığınız için teşekkür ederim. Evet, diğer bir soru. Selamün aleyküm hocam. Evlerde güzel sofralar kurmak israfa girer mi? Peki, bu iki soruyla inşallah döneceğiz cevaplarıyla. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Merhaba hocam. Benim bir sorum vardı. Batıl inançların dindeki yeri nedir? Şimdiden cevapladığınız için teşekkür ederim. Selamün aleyküm hocam. Evlerde güzel sofralar kurmak israfa girer mi? Evet. Batıl inançların dindeki yeri nedir? Zaten sorunun içerisinde cevabı var aslında. Batıl demek hak değil. Hak olmayan, gerçek olmayan, doğru olmayan şeye batıl diyoruz. Mesela Allahu Teala tektir. Kul huvallahu ahad. Allah tektir ama o Allah üçtür diyor. Bu batıl bu. O dinde yeri yoktur. Ya da hurafe. İşte kara kedi geçti şöyle olacak. Baykuş öttü böyle olacak. Bilmem ayakkabı şöyle göründü böyle. Bunların aklen, ilmen, dinen tutarlı tarafı yok. Din bunlara tenezzül etmez. Din bunları konu ve muhatap olarak almaz. Bunlar Peygamber Efendimizin ifadesine göre de sapıklıktır, dalalettir. Sonradan çıkan şeyler, dine sonradan sokuşturulan hurafeler sapıklığa ve cehenneme götürür diyor. Diğer israf konusu, sofralarımızı güzel yiyeceklerle donatmak israfa girer mi? Bu israf nedir önce? İsraf, bir, ihtiyaç olmayan şey israftır. Sağlık açısından, yetişme açısından, dinginlik açısından, huzur açısından, neyse, ihtiyaç değil. O zaman bu israftır. İki, haddinden fazlası, ihtiyaçtan fazlası da israftır. Tamam, bu bir ihtiyaçtır. Doktor demiş ki B vitamini almaya ihtiyacın var Mustafa'cığım. D vitamini almaya ihtiyacın var. Balık yiyeceksin, et süt efendim ürünlerinden yiyeceksin. Ne bileyim kırmızı et yiyeceksin. İşte şundan yiyeceksin sofranda. Brokoli olacak, işte havuç olacak, ıspanak olacak, domates olacak, şunları her gün şunlardan yiyeceksin. Güzel bir sofra kurmuşsun. İsraf mı? Bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı israfa dönüştürmemek için gayret edeceğiz. Allah nimetler vermiş. Bir insanın sürekli aynı gıdayı alması, diğerlerinden mahrum olmasının sağlık açısından bugün ne kadar kötü sonuçlara sebep olduğu anlaşılıyor. O zaman ihtiyacı kadar olacak ve ihtiyacından fazlasını da dağıtacak ya da almayacak. Çünkü suyun bile başkasının hakkı var. Suyu fazla kullanırsak başkasının hakkını kullanmış oluyoruz. Yiyecekler de öyle. Veya atıklarımız var. Atıkları bile geri dönüşüme döndürmek lazım. Su atığı da olsun, yiyecek atığı da olsun veya hayvanlarla paylaşmak lazım. Köylerde mesela israf diye bir şey olmazdı eskiden. Yemediğini hayvan yerdi, kuşlar yerdi. Ama şimdi doğrudan çöplere gidiyor. Yazık oluyor. Şehirlerde israf çok daha fazla oluyor. Bundan dolayı da günahkar oluyoruz maalesef ve bereket olmuyor. Bereket kalkıyor. Bereketin kalkmasının sebebi israftır. İsraftan kaçıyorsa, İktisat yapıyorsa bir aile, onlar fakirlik yüzü görmezler. Evet, telefonumuz hazırmış. Telefonumuzu alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı
pazarlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Ardahan'a selam. Buyurun efendim. Allah razı olsun hocam. Ardahan, Hanak'tan selamlar olsun inşallah. Kabul ettik. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Kabul ettik efendim. Buyurun. Cümlemizden. Hocam şimdi bizim sağlıklı bir kurbanımız vardı. Evet. Bu kurbanımız 2 gün önce şap hastalığına yakalandı. Şimdi bunun şeyini öğrenmek isterim. Acaba kesmede bir sakıncası olur mu? Sahih olur mu? Olmaz mı? Bundan bir bilgi almak şap isterim. Şap hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil mi? Evet. İnsanlara evet. İnsanlara da geçebiliyor. Evet, aynen. Evet, dolayısıyla aynen. Bunun etini dağıtamayacaksınız. Aynen öyle. Etini yiyemeyeceksiniz. Hasta bir hayvanı, yenilmeyecek bir hayvanı kurban olarak kesmeyeceksiniz. Aynen. O insanlar imkanı varsa yeniden bir kurban alacaklar. Aynen hocam. Yeni bir kurban alacaksınız. O hayvanı da artık karantina altına alınması gerekiyor sanıyorum. Zaten karantina altında da. Tabii. Hocam. Tabii siz yeni bir kurban alırsınız. Allah kabul etsin. Pazarlık Allah yaptınız. Hocam. Parasını ödemiş miydiniz? Tabii ki. Parası ödenmişti hocam. Ama zenginiz. Tekrar imkanı varsa alacaksınız inşallah. Elhamdülillah. İnşallah hocam. İnşallah. Allah, artık Allah kabul etsin. Farklı görüşler var ama o detaylara girmiyorum şimdi. Bu imkanınız varsa yapılacak olan en güzel şey onu terk etmek, yeni bir kurban alıp kesmektir. Tamam, teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Başka soru var mı? Selamlar, saygılar. Aleykümselam ve rahmetullah. Diğer telefonu alalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ankara'ya selam hayırlı olsun. Hayırlı sabahlar hocam, günaydın. Selam günaydın efendim, efendim. Buyurun. Hocam merhabalar, benim babam gazinoda çalışıyor. Yani bunun da işletmesini ya işletiyor 5 yıldır falan da. Ve bu parayla da kurban kesecek ve 10 yıl aşkında da kurban kesiyor. Bu haram mıdır onu öğrenmek istiyoruz ama. Orada gazinolarda içki falan oluyor değil mi? Evet ama benim babam yani 30 yıl aşkındır bu işi yapıyor. Ben 27 yaşındayım ve babamı ne içkili gördüm ne sigaralı hiç içmez, kullanmaz ama satıyor ve o işletmeyi işletiyor. Bir defa yaptığı iş haram, rızkını haramdan kazanıyor. Ama bir insana sen haram kazanıyorsun, sen namaz kılma, sen oruç tutma diyemeyeceğimiz gibi fakire fukaraya kurban payı dağıtacak, iyilik yapacak. Sen kurban kesmede diyemeyiz. Ancak şunu bilecek, cep delik, cepken delik. Bir taraftan Allah için iyilik yapıyor ama bir taraftan haramları işliyor. Haramlar yığılan ekin yığını gibi düşünün. Oraya çalınan bir kibrit çöpü gibidir. Ateş biriken sevabı yakar götürür. Öyle düşünmesi lazım. Bir an önce kurtulması lazım. Belki kestiği kurbanlar, kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar onu bu haram işten de vazgeçirir, tövbe eder inşallah. Selam söyleyin. Helalinden kazanmak çok daha kıymetli. Onu bilsin, haramdan gelecek, hiç gelmesin. Ama kurbanını da kessin sevgili kardeşim. Hocam umreye falan da gitmişlerdi de kabul olmuş mudur sizce onlar? Allah bilir kabul olup olmadığını geldikten sonra anlarız. Hala devam ediyorsa harama, içkiye, kumara demek ki faydasını görmemiş. Ama gitmesin mi? Gitsin. Orada lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk elâ şerike leke lebbeyk. Sana geldim Allah'ım, sana geldim Allah'ım diye ellerini açar, dua eder diyor Peygamberimiz. Allah da ona la lebbeyk, haramla gelme der. Haramla gelme der. Hacca gidiyor da hac kabul oluyor mu herkesin? Olmuyor. Hac mebrur olması için helalle gitmek lazım. Helal parayla gitmek lazım. Haramdan hayır gelmez, haramdan ibadet olmaz. Bunları bilecek, öğrenecek. İnşallah bir gün anlar diye dua ediyorum. Vazgeçsin. Haramdan vazgeçsin. Takva, muttaki olmak esastır. Takva ise haramlardan kaçınmaktır. Haramlarda başka kul hakkı vardır çünkü. O kul hakkına girmiş oluyor, beddua almış oluyor. Birçok insanın evinin yıkılmasına, ailesinin dağılmasına sebep oluyor. Onlar dışarıdan güzel görünüyor. Ama Allah'a biz güzel kul olmak istiyorsak kul hakkından sakınacağız. Kurbanımız da, haccımız da onun için olacak.
Yapma diyemeyiz adama ama yapan insan kendisi buna dikkat edecek. Allah size de ona da güzel günler versin inşallah. Siz de akıllı ve dinini bilen bir insansınız. Ona da nasihat etmeye devam edin. Diğer telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Diyarbakır'a selam olsun. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Hocam size bir sorum olacaktı da. Dinliyorum efendim. Buyur. Bu kurban bayramında kurban sahibi kestiği kurban etinden yiyebilir mi ailesiyle birlikte? Kurban vacip olan kurbandan ailemizle evet, birlikte kurban evet. etinden istediğimiz kadar yiyebiliriz. Fakire fukaraya yani dağıtacağız. Yani, komşuya dağıtacağız. Şafii mezhebidir hocam. Şafii mezhebinde de yiyebilir efendim. Şafii tamam mezhebinde hocam. De yiyebilir. Kurbanı üçe bölmek esastır. Fakire evet. fukaraya dağıtacak. Adak ise ayrı bir şey. Hayır sadece kurban bayramında evet. kesimiz. Kurban bayramındaki yani. Kurbandan etinden evet. yiyebiliriz. Hatta ilk gün kurban bayramında kurban hayvanının ciğer etinin pişirilip yenmesi tamam de hocam. Müstehaptır. Evet. Onu dostlar, aileler toplanıp kesildiği yerde de yiyebilirsiniz. Rabbim kabul eylesin. Sağlık, afiyet diliyorum inşallah. Evet, kurban pazarında Nihat hazırmış. Tekrar Nihat'ı bağlayalım. Cihan abi. Ben şimdi kurbanı kestim. Aldık güzel Allah kabul etsin de. Amin. Nerede kestireceğiz? Sizde kesim var mı? Bizde kesim yok şu anda. Mezbaneler kesiyorlar. Belediyenin mezbanesi kesiyor. Peki abi kurbanım karıştı benim mesela. Kessem o niyetle gene de. Niyetin kabul senin zaten. Ha. Sence peki kurban satarken neye dikkat etmek lazım? Valla hayvanın ağzında dişini açmasına önemli. Boynuzlarının kırılmamasına, hayvanın bir yerinde bir sakatlık olmamasına. Yani dört dörtlük olmasına bakmalı. Yoksa kurban kabul olmuyor. Peki sen kurban kesiyor musun normalde? Kesiyorum. Sen nasıl yapıyorsun abi mesela? Valla biz kıbleye çeviriyoruz hayvanı. Vekaletini arıyoruz. Duasını okuyoruz. Tekbirimizi getiriyoruz. Gözlerini bağlayıp hayvanı kesiyoruz. Bizde adet böyle diyoruz. Bizde adet böyle. Normalde de hayvanın yani yanındaki hayvanı görmemesi lazım kestiğin zaman. O zaman ben bunu sormuş olayım hemen. Bazı hocalar abi. Diyor bazıları demiyor diyor. Demiyorlar. O zaman Mustafa hocam. Hayvanı keserken gözünü bağlamak icap eder mi? Hayvanlar birbirini görmesin diye. Bunu da biz sormuş olalım buradan. Kurbanın bereketli olsun, işin rast gelsin abi. Allah razı olsun. Hocama saygılar. Evet. Hayvan kesilirken rahatlatın demek, ürkütmeyin, korkutmayın demek. Özellikle mezbahada toplu kesimlerin olduğu yerlerde hayvan kesilirken gözünün bağlanması da müstehap kabul edilmiş. Yani hayvan, hatta bazı hayvanlar vardır hakikaten. Onu hayvan nasılsa içine doğuyor demek ki. Yani biz hayvan deyip geçiyoruz ama onların da dilleri var, halleri var. Onun da canı var. O da canını korumak için uğraşıyor. Ama bazı hayvanlar, kurbanlık hayvanlar, inanın böyle çok gördüm ben. Geliyor sanki yerine yatıyor, boynunu uzatıyor yani. Sanki biliyor kurban ol. Yani Allah'a kurban olacakmış gibi. Hayvan sanki böyle akıllı bir insanmış gibi her şeyi konuşmuşsun, anlatmışsın. O da anlamış. Geliyor böyle yatıyor kıbleye karşı, boynunu uzatıyor. Ne bir direnme, ne bir kavga, gürültü, engel vesaire. O da enteresan. Artık kurban kesenin ihlasından mıdır? Onun yetişme tarzından mıdır? Bilinmez. Onun için hayvana tekbirler getireceğiz. Dualarını okuyacağız. Estağfurullah. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati. Lillahi rabbil alemin la şerike leh. Ve bizzalike ömürtü en evvelül müslümin. Bismillah, Allahu Ekber diye keseceğiz hayvanı. Sonra efendim küçük baş hayvansa bir ayağını boşta bırakarak üç ayağını bağlamış şekilde kesmiş olacağız. Hayvanı kestikten sonra yüzünceye kadar başını ayırmayacağız. Başı gövdesinden hayvan yüzüldükten sonra ayrılır. Başı bir tarafta, vücudu bir tarafta olmayacak. Bak bu bile edeptir, hayvana saygıdır. Nefesle hayvanı şişirmeyeceğiz. Derisini şişirmek, yüzmek için nefes vermeyeceğiz. İşte bir takım makinalarla falan olabilir.
ama nefesli olmayacak. Şükür namazı kılınması da güzeldir. Bir telefon alacağım. Bu nimetlere şükür açısından bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar. Aleyküm. Buyurun efendim. Aleykümselam hocam. Bir iki kaç tane sorum olacak. Dinliyorum. Benim eşim maalesef kumar oynuyor, alkol alıyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Bazen kavgayla anlatıyorum. Bazen kavga ediyoruz. Ama olmuyor hocam. Evet. Ben bundan çok çok rahatsızım ve ne bileyim, bir tane de çocuğum var. Anladım. Yani kendi anladım. Bazen yoruluyorsunuz söylemekten, değil mi? Bıkıyorsunuz, usanıyorsunuz. Evet. Yok, yoruluyorsunuz. Ama ben de ısrarla diyorum ki yorulsan da, bıksan da usanmak yok, söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Hanımlar, analarımız, bacılarımız eskiden işe gönderirken beylerine güle güle git, Allah hayırlı işler versin, bereketini versin. Bize helalinden getir, sakın haram yedirme, biz aç kalmaya dayanırız, cehennem ateşine dayanamayız. Böyle gönderirlermiş eşlerini. Sen de bu nasihata devam edeceksin kardeşim. Ama razı olursan, nasıl olsa geliyor, helalden gelsin, haramdan gelsin, rahatımız, keyfimiz iyi dersen, sen de haramı işlemiş olursun. Mücadele. Hocam razı değilim ama yemek zorunda kalıyoruz. Bak, gerçekten hiç razı değilim. Ama mücadeleni yap. Allah. Anladım. Yemek zorunda kalsan bile mücadeleni yapacaksın. Evet. Söyleyeceksin. O mücadeleyi yapacaksın, evet, sevgili kardeşim. Doğruyu söyleyeceksin. Her gün hatırlatacaksın. Vazgeç bu kumardan. Vazgeç bu haramdan. Allah'a güzel kul olalım. Ölüm var, ahiret var. Kul hakkı var. Yuvalar yıkılıyor. Beddualar alıyorsun. Bunları anlatacaksın. Sen anlatacaksın, bir başka büyük anlatacak. Efendim, güzel ortamlara hocam gideceksiniz. Diyorum da bu kavgaya kadar gidebiliyor. Ama hemen deyince agresifleşiyor. Güzellik. Söyletmiyor yani. Güzellikle, iyi zamanını kollayarak, tatlı bir dille, iyiliğini isteyerek, candan, severek, o hasta gibi düşüneceksin. Hastaya kızılmaz ama hastalıkla mücadele etmemiz lazım. O yüzden, evet, hastalıkla mücadeleye devam kardeşim. Kabullenmek yok. Kabullenirsen günaha girersin. Allah yardımcın olsun. Sağlık, amin, afiyet hocam diliyorum. İnşallah dualarımızı bekliyorum. Amin, amin. İnşallah Rabbim kurtarsın. Efendim, güzellikler, iyilikler, nimetler bizden mi, Allah Teala'dan mı? Biz maalesef her şeyi kendimizden zannediyoruz. Her şeyi kendimizden zannediyoruz. Şimdi iki tane harf yazacağım size. İki tane harf yazacağım. Bakın. Bir Türkçe yazayım, bir Arapça yazayım. Bir harf söyle Mustafa, ya da bir kelime söyle. A. A harfi söyle. Bir de kelime söyle. Kelime söyle. Kitap. Kitap. A kitap. Şimdi A kitap, A var, kitap var burada. Bunların ikisini de varlık kabul edelim. Bir canlı kabul edelim. Bir nesne kabul edelim. Bir obje bu. Bir de B defter yazalım. B. Bir şey fark ettiniz herhalde. Bu ne, nasıl bir yazı? Berbat bir yazı. Değil mi? Bu yazı mı güzel? Bu yazı mı güzel? Kitap yazısı daha güzel. Kitap yazısı daha güzel. A mı güzel, B mi güzel? Doğru yazılmış. A daha güzel. Peki. Şimdi arkadaşlar,
dikkatinizi çekmek isterim. Aa, benden güzeli yok. Benden kabiliyetlisi yok. B dediğin ne ki? Baksana. 2 metre göbeği var. Benim her şeyim yerli yerinde. Övünüyor. Çalım satıyor. Çaka satıyor. Hava basıyor. A, B'ye. Kendini bir şey zannediyor. Kitaba gelelim. Aa, kıpkırmızı. Rengime bak. Kırmızıyım. Düzene bak. Şu muvazeneye, ölçüye bak, estetiğe bak, zarafete bak, yakışıklığa bak. Kitap gibiyim. Ne kadar övünüyor. Defter dediğin ne ki ya? Eğri, büğrü, çirkin, el yüzü, berbat, elinde avucunda bir şey yok. Harfleri konuşturdum, kelimeleri konuşturdum. Harfler, kelimeler varlıklarını neye borçlular acaba? Nereden geldiler bu tahtanın üzerine? Kim yazdı bunları? Kim böyle diledi? Bu harfleri kim yazdı az önce? Bu harfleri ben yazdım aziz kardeşim ya. Ey A. A, sana ne oluyor ya? Seni yazan benim. Seni düzgün yapan benim. Kitap, sen niye gururlanıyorsun, kibirleniyorsun? Seni kitap yapan benim. O defteri ben yazdım. Seni de ben yazdım. Senin ne üstünlüğün, özelliğin var ki deftere hava atıyorsun, kitap? Ben kitabım diye övünüyorsun. Şimdi gelelim bize. Boyun kaç? 1.85. 1.85 boyun var. Oo. Yakışıklı mı? Aktör. Bilmem ne gibi. Parası var mı? Pulu var mı? Var. Diğeri boyu 1.60. Fakir. Yüzü çirkin. Övülmesi gereken kim? Bu resmi yapan mı? Bu varlığı yaratan mı? Yoksa varlığın kendisi mi övünmeli? Yahu boyum 1.85 ise benim övünecek bir şey mi? Beni böyle yaratmış abi. Onun boyu 1.60 ise ayıplanması gerekecek bir şey yok ki, Allah onu öyle yaratmış. Ben yakışıklıysam bu benim kendi yaptığım bir şey değil ki, Allah'ın yaptığı bir şey. O zaman insanlardaki parayla, pulla, yakışıklılıkla, sıhhatle, hastalıkla, sağlıkla övünmenin, yerinmenin hiçbir manasının olmadığını görüyoruz sevgili kardeşim. Biz Allah'ın dilemesiyle böyleyiz. Yazan da O, çizen de O, yaratan da O, veren de O. O zaman biz O'nu öveceğiz, O'nu öveceğiz. Övülecek O'dur. Bu yazıyı güzel yazan övülür. Yazı kendini övemez. Beni güzel yaratan övülür. Ben kendimi övemem. Allah'ı övmenin yollarından biri de ibadettir, haçtır, zekattır, namazdır, oruçtur, kurbandır. Kurbanla Allah'ı övüyoruz. Allah için kurban kesiyoruz. Takdimi ona yapıyorsun. Onun rızasını kazanmak, ona teşekkür etmek için yapıyorsun. Övülmeye layık olan odur. Ben değilim. Biz değiliz. İnsanlar değildir. Ayıplanacak kişi o değildir.
Allah dilemiş, öyle resmi yapmış. Niye ayıplıyorum ben onu çirkin diye? Niye ayıplıyorum ben onu kısa boylu diye? Niye ayıplıyorum ben onu şişman diye? Niye ayıplıyorum ben onu zekası böyle diye? Yaratan böyle yaratmış. Tabiatta her şeye ihtiyaç var. Her şey zıttıyla kaim. Kısa olmasaydı uzun belli olmazdı ki. Siyah olmasaydı beyaz belli olmazdı ki. Zengin fakir olmasa, fakir olmasa zenginliğin kıymeti olmazdı ki. Zıttıyla kaim. Ama yaratan hepsini yaratmış. Övülecek ne varsa hep Allah'tır. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin. Duanın en güzeli budur. Neden? Bütün hamdler elhamdu. Hamdu lillahi rabbil alemin demiyoruz. Bakın. Hamdu lillahi rabbil alemin demiyoruz. Elhamdu. Hamdu ile elhamdu arasında fark nedir biliyor musunuz? Hamdu demek bir tek hamd, bir tek şükür Allah'a aittir demek. Elhamdu ise, el gelirse başına Arapçada, bütün hamdler, hamd içeren, hamd cinsine giren tüm şükürler Allah'a aittir demektir. Boşuna öyle elhamdu demiyoruz. Elhamdu demek bütün şükürler Allah'a aittir. Ben sana teşekkür etsem bile bu Allah'a aittir. Çünkü teşekkür edilecek imkanı veren Allah'tır. Seni vesile etmiştir. O yüzden ibadet etmek bizim boynumuza borçtur. Kulluk bizim vazifemizdir. Bana ne? Allah'ı tanımıyorum, haşa, tabiatı tanımıyorum, varlıkları tanımıyorum, ben kendime tapıyorum, ben bir putum, ben kendi nefis putuma tapıyorum dedin mi? Kendisiyle övünen tahtaya yazılmış A harfinden bir farkın yoktur. Kendisiyle övünen tahtaya yazılmış bir başkasının tahtaya yazdığı yazının kendi kendisiyle övünmesinden farkın yoktur. Ey insanoğlu, akıllı zannediyorsun kendini. Akıllı zannederek, aklına güvenerek A gibi hareket ediyorsun. Aklına güvenerek kitap gibi hareket ediyorsun. Seni yaratanı unutuyorsun, seni yazanı unutuyorsun, seni tahtaya yazanı unutuyorsun. Mürekkebini vereni unutuyorsun, rengini vereni unutuyorsun, canını vereni unutuyorsun, kendinle övünüyorsun öyle mi? Kitabın kendisiyle övünmesi mi doğrudur? Kitabın yazarının övülmesi mi doğrudur? Defteri yapanın övülmesi mi doğrudur? Defterin kendisiyle övünmesi mi doğrudur? Neden kendini çok akıllı zannediyorsun da kendinle övünüyorsun? Sen nesin? Sen yarını bilemeyecek kadar aciz, başı bir su, sonu çürümüş bir kemik. Affedersin, 3 gün tuvalete gitmesen patlayacak, çatlayacak bir varlıksın. Ama kibrinden, enaniyetinden, gururundan yanına yanaşılmıyor. Firavunluk yapıyorsun. Tanrı'ya meydan okuyorsun. Allah'a meydan okuyorsun. Yaratıcıya meydan okuyorsun. Sen kimsin? Zavallısın. Kendine gel. Hep böyle güçlü kalmayacaksın. Hep böyle meydan okuyamayacaksın. Bir gün çürüyeceksin. Toprağın altına gireceksin. O yüzden İslam'la mücadele etmek, Müslümanlarla alay etmek, Kur'an'a kafa tutmak, Kur'an-ı Kerim'i yakmak, peygamberle alay etmek, hakaret etmek, aynen kendisinden güç bulduğunu zannedip meydan okuyan ağ gibisin sen. Kendisini bir şey zanneden tahtaya yazılmış kitap gibisin sen. Ya seni yazan var, senin mürekkebini üreten var, sana rızık veren var, seni dünyaya getiren var, seni ayakta tutan var, nefes alıp verdiren var, zihnini, beynini yaratan var, kanını yaratan var, getirdiği bitkileri, meyveleri, sebzeleri yaratan var,
yiyorsun ama nereden geliyor bunlar? Çok akıllı zannediyorsun kendini, öyle mi? Akıllı insan bunun kendi kendine olamayacağını bilir. Bu tahtaya bir A yazılmışsa bunun bir katibinin, yazıcısının olduğunu bilir. Bunu buraya yazan birinin olduğunu bilir. Akıllı insan bunu bir fark eder. Akıllı insan kendine tapmaz. Akıllı insan Allah'ı ve gücü bilir, fark eder ve ona duacı olur. Evet, dua vakti geldiyse bir telefon alalım. Sonra da duamızı da inşallah kapatalım. Vaktimiz geldi. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar efendim. Gaziantep'e selamlar. Şimdiden hayırlı bayramlar da diliyorum. Bayram günü inşallah Perşembe günü burada Nursel Toz Koparan hanımefendiyle beraber bayram programı özelde Perşembe günü, ikinci günü bayramın buluşacağız yine. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı günler. Buyurun. Hocam sana bir sorum var. Seni ben kurban kesme hanıma kurban kestirebilir miyim? Yani ben kendim kesmeyeceğim, hanıma vereceğim. Abi niye kesmiyorsunuz? Sizin paranız yok mu? Yok efendim. Hanımın mı parası var? Hanımın yok. Benim var, hanımın yok. Ben kesmeyeceğim, hanıma vereceğim. Olmaz. Doğrusu sizin üzerinize vaciptir. Ancak kestiğiniz kurban hanımın kurbanı yerine de geçer. Yani sevabından o da alır. Ama ben kurban kesmiyorum derseniz siz kendinize vacip olan kurbanı kesmemiş olursunuz. Tamam, teşekkür ederim hocam. O yüzden siz niyetinizle kesilecek. Kurban sizindir. Sevabına da hanım da ortak olur. Bir eve bir kurban yeter fetvası da var bazı mezheplerde. O yüzden hiç sıkıntıya girmeyin. Kurbanınızı kesin. Bu sene ben keseyim, seneye hanıma vereyim. Böyle de doğru değil. Hanıma vacipse o da kesecek. Değilse, kime vacipse o kesmiş olacak. Evet, öyle derken böyle derken kurban zamanı, kurban bayramı geldi. Bu kurban bayramında inşallah depremzede kardeşlerimizi, deprem bölgesini unutmuyoruz. Hayrımızı, hasenatımızı mümkün mertebe oradaki kardeşlerimize, ihtiyacı olanlara yapıyoruz. Onu hatırlatmış olayım. Sıla-i Rahim çok kıymetli bir ibadettir. Rızkı artıran, şehirleri mamur eden, muhabbeti, dostluğu, kardeşliği, akrabalığı ziyade eden bir ibadettir. Onu aksatmıyoruz. Bayram günleri kurban kesmekten daha kıymetli bir şey yok. Onu unutmuyoruz. Arefe günü, yani salı günü itibariyle sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini vaciptir her farz namazın peşinden Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd şeklinde söylemeyi unutmuyoruz inşallah. Rabbim keseceğimiz kurbanları kabul eyle, tekbirlerimizi, teşrik tekbirlerimizi kabul eyle, Sıla-i Rahim yapmanın sevabına bizleri nail eyle. Kazasız belasız bayramları bayram gibi yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Lillahi Rabbil Alemin, la şerike lek, lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.